Merhaba sayın dinleyiciler. Arabeksenter.com'a hoş geldiniz. Bilirkişi düşüncesi programında Azerbaycan ordusunda yapılan değişiklikler üzerine konuşacağız. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ile 44 günlük savaşın ardından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde radikal değişiklikler yapılmaya devam ediyor. Bu esas olarak ordu personeli için geçerlidir. Orta ve üst rütbeli subayların yerini Türkler veya Türk eğitim kurumlarında eğitim almış Azerbaycanlılar alıyor. Rusya'da eğitim almış olanlar veya en azından Rusya Federasyonu ile herhangi bir bağı olanlar, örneğin orada yaşayan akrabalar da olabilir, işten çıkarılıyor. İşten çıkarmalarla ilgili ya uydurulmuş bahanelerle dolu açıklamalar yapılıyor ya da hiç yapılmıyor. Emeklilik yaşına yakın olan subaylar planlanandan önce emekli ediliyor. Aynı zamanda Türk eğitim kurumlarından Azerbaycanlı mezunların büyük çoğunluğu Türk özel servislerinin, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gizli ajanlarıdır. Dahası küçük rütbeli subayları ve hatta ast subayları da değiştirme eğilimi var. Takım ve bazen manga komutanları bile işten çıkarılıyor. Bir uzmanın Rusya ile herhangi bir, hatta en uzak bağı bile işten çıkarılmasına neden olabilir. Aynı zamanda Karabağ Savaşı'nda gösterdikleri kahramanlıklara veya sahip oldukları becerilere bakılmaksızın Azerbaycan'ın yerli halklarına mensup tüm subaylar görevlerinden uzaklaştırılıyor. Bunun çarpıcı bir örneği Dağlık Karabağ'da birçok yerleşim yerinin Azerbaycan askerleri tarafından ele geçirilmesine katılmış olan tanınmış Lezgi Albay Teran Mansimov'dur. Mansimov savaş sırasında birçok yankı uyandıran fotoğraf ve video ile dikkat çekti. Ama savaştan sonra sadece Azerbaycan bayrağı nişanı unvanını aldı ve hala oldukça genç olmasına rağmen emekli edildi. Ankara'nın Kuzey Suriye topraklarından Azerbaycan'a gönderdiği Türkmenler, Azerbaycan ordusunda yapılan değişikliklerde özel bir rol oynuyor. Şu an yaklaşık 11 Türkmen cihatçı İran sınırı boyunca Astara'ya kadar konuşlandırılmış durumda. Kaynaklarımızdan elde ettiğimiz bilgilere göre cihatçıların komutanları arasında Türkmen yok. Onlar ya Türk subayları ya da Türkiye'de eğitim almış Azerbaycanlı askerler tarafından yönetiliyor. Böylelikle Azerbaycan ordusu aynı anda birçok yönden Türkiye Savunma Bakanlığı'nın kontrolüne giriyor. Bir yandan orduya komuta eden subaylar tamamen değiştiriliyor. Ordu ya Türk yanlısı Azerbaycanlı subaylarla ya da tam Türklerle dolduruluyor. Diğer yandan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde doğrudan Türkiye Savunma Bakanlığı'na bağlı Türkmen askeri oluşumları yaratılıyor. Bu Türkmen oluşumları Azerbaycan komutanlığına hiçbir şekilde bağlı olmayıp aslında Türkiye'ye itaat etmeyecek Azerbaycan birliklerini cezalandırmakla görevli. Ayrıca Azerbaycan'ın yerli halklarına mensup askerlerin boş yere cezalandırılıp aşağılanmaları bu ülkenin Türkçü ve milliyetçi liderliği için alışkanlık haline gelmiştir. Bütün bunlar Azerbaycan ordusunu Türk Savunma Bakanlığı'na bağlı tüm talimatlarını yerine getiren ve tamamen Ankara'nın çıkarına hareket eden bir birim haline getiriyor. Bu belki de bir zamanlar bağımsız olan Azerbaycan'ın Türkiye'nin 82. iline dönüşme sürecindeki en bariz ve en önemli adımıdır. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.